Aşkım, biraz daha iyi misin? Uyku temel bir ihtiyaçtır. Sıcaktan uyuyamıyorsanız klima da temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır. Gri klima. Sports Dijital'den herkese merhabalar. Migros Yemeği'nin sunduğu mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Elias Yelert. Umut hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Dilersen önce anonsumuzu yapalım ondan sonra oyuncuyu konuşmaya başlayalım. Temmuz ayında vereceğiniz ilk 3 Migros Yemek siparişinize tam 150 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek Migros uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz ve programımıza geçiyoruz. Benim ilk sorum aslında biraz sağ dışından bir soru olacak. Ben Galatasaray'ın sağ transferi özelinde isimleri geçen oyuncuların birçoğuna sıcağım. Çünkü profil olarak doğru transferler olduğunu düşünüyorum Türk takımları için. Bilmiyorum sen katılır mısın bana? Türkiye'de bek oyuncusunda arayacağın öncelikler dengeli olması en başta. Yani en azından savunmasıyla hücum arasında çok ciddi farklılıklar olmaması. Ayak çabukluğu öncelikle. Mesela Galatasaray'ın bütün baktığı profillerde ayak çabukluğu hikayesinde böyle özel bir başlık açtıklarını görebiliyoruz. Bu konuda katılıyorum sana. Gidilen profillerin tabii birbirinden farklı birçok yönleri var. Fakat Süper Lig'de iş yapması adına büyük eksiklikler barındıran isimler değil. Peki Elias Yelert nasıl bir oyuncu, nasıl özetlersin onu ve buradan direkt oyuncu özelliklerini saydıktan sonra neleri temel olarak geliştirebilir? Biraz bu soru üzerinde duralım istiyorum. Tabii ki. Elias birisine benzetmemiz gerekiyorsa kariyer çizgisi ve yaşıyla orantılı, tecrübe durumuyla alakalı Victor Nelson'a benzetebiliriz. Genç yaşında çok fazla maça çıkmış bir oyuncu. Kopenhag'da Şampiyonlar Ligi'nde de ligde de sürekli forma giyen, farklı formasyonları sürekli oynayan, üçlünün sağ kanat bekinde, dörtlünün sağ bekinde, yine üçlünün sol kanat bekinde ve dörtlünün sol bekinde oynamış. Dört tane mevki de benzer performans parametreleriyle oynamış bir oyuncu. Bu bir kere çok ciddi anlamda çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu tip oyuncularda genel itibariyle mesela sağ bek oyuncusu onun üzerinden dokuzluk performans gösteriyorsa kendi bölgesinde. Bölge farklılığı yaşadığında onun üzerinden altılık performans verir. Elyasiyelerde bu durum yok. Birbirine çok yakın. Oyuncunun temel özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse oyuncu driplinkleri çok başarılı biçimde yapan bir oyuncu. Top sürme stili itibariyle Burada tabi sosyal medyada makara konusu da olabilir bu mesele ama top sürüş şekli itibariyle sağ ve sol ayağının kullanışı adım şekli, adımlama biçimi ve hızlanma biçimiyle Messi stili top süren bir oyuncu. Kısa kısa toplara dokunup rakibin hamle zamanlamasını karıştıracak biçimde top sürüyor. Bu çok tehlikeli rakipler açısından. Çünkü sen topa hamle yapacağın anda ters ayağıyla birden topa dokunup sana kırmızı da aldırabilecek bir oyuncu. Stilini daha net açıklamak için öyle söylüyorum. Savunmada genel itibariyle rakibine yakın durmayı pas arası yapmak için tercih eden bir oyuncu. Mesela genelde omuz ya da göğüs şarjıyla ya da kalça şarjıyla rakibi bozmayı hedefleyen sabık oyuncuları mevcuttur dünyada. Özellikle defansif bekler böyledir. Yellert bu tip bir oyuncu değil. Rakibinin arkasında, rakibinin görüş açısının dışında konumlanıp kendisine pas atılacağı zaman direkt araya girip pas arası yapıp hemen driblinge başlayıp 3. bölgeye hedefleyen bir oyuncu. Yani aslında bir savunma oyuncusu gibi görünüyor olmasına rağmen hücumcu bir savunmacı diyebiliriz. Peki oyuncunun tavanı hakkında ne söylersin? Çünkü 21 yaşında bir oyuncu olması ve Galatasaray'ın son Sasha Boy denklemi biraz burada fazlasını vaat ettiriyormuş gibi gözüküyor. Şimdi orada şöyle bir durum var. Oyuncu 21 yaşında fakat potansiyelinin tabanıyla tavanı arasında inanılmaz farklılık yok. Biz bunu her şekilde izledik. Ben Geçen sene Galatasaray'ın rakiplerini incelemem gerektiği için Kopenhag'ın bütün maçlarını seyrettim. Sağ bek oynadığı, sol bek oynadığı, hatta sağ stoper gibi konumlandığı maçlar var. Şimdi bunların tamamına baktığımızda bazı maçlarda hücum etmesi gerekiyor Kopenhag takımının. Bazı maçlarda kapanması gerekiyor. Bazı maçlarda top yapması gerekiyor, al ver. Bütün farklı varyasyonların tamamını da izledim Yelerti. Türk futboluna ya da Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde neler sunabileceğini üç aşağı beş yukarı şimdiye kadar tamamıyla göstermiş bir oyuncu. Geliştireceği özellikleri İyi yaptığı işleri daha iyi yapmasını sağlar. Yani potansiyel tabanı gökyüzünde ve bu adam hala yer kabuğunda diyemeyiz. Potansiyel tabanına yüksek bir performans düzeyinde. Şu anda fiziksel olarak gelişim sağlaması gereken seninle programa hazırlanırken örneğini vermiştim. Bjorkan da mesela... Dribblingçi bir oyuncu. Fakat driblingini fizik gücüyle yapan bir oyuncu. Topu attıktan sonra sağ bacağını rakibinin önüne koyduğunda hamle yapamıyorsun adama. Ve sürekli bunu kullanıyor. Sol ayağıyla top sürerken sağ bacağıyla rakibini engelliyor. Yelert öyle bir oyuncu değil. Yelert İlk üç adım içerisinde yakalanmadıysa bir daha yakalanamayan tipte bir oyuncu. Fakat yakalayıp şarj ettiğinde dağılan bir oyuncu. Bunu engellemek için fiziksel gelişimini biraz daha arttırabilir. Bacak gelişimini biraz daha arttırabilir. Bu bacak gelişimini orta meselesiyle de bağlayacağım. İstediği bölgeye istediği şekilde orta yapabilmesi için de biraz daha fiziksel gelişime ihtiyaç duyan bir oyuncu. Özellikle iç bacak kaslarındaki sıkıntı sıkıntı demeyeyim de gelişmesi gereken bölgelerden dolayı bazen 3. bölgeye şarjının %85'i ile girdiğinde doğru tercihlerde bulunamayabiliyor. O zaman ne oluyor? Kadrajdan hedef çıkıyor, bölge odaklı hareket ediyor. Bu dezavantaj teşkil edebilir çünkü Galatasaray çok sistematik oynayan bir takım değil. Peki henüz 21 yaşında bir oyuncu olmasına rağmen bu soruyu sormakta bir beis görmüyorum. Kariyerinde şu ana kadar öne çıkan notlar neler diyelerdin? 1. Oyun bilgisi. 2. Konumlanma bilgisi. 3. Rakibi takip yeteneği. Burada rakibi takip yeteneğinin yanına özgüvenini de artı olarak ekleyebiliriz. Fakat bir sonraki bölümde özgüvenini eksi olarak da ekleyebiliriz. Onu detaylı olarak açacağım. Şimdi oyuncu kısa çabuk adımlar atan, çabuk hızlanan bir oyuncu olduğu için bazı konularda Alfonso Davies'e karşı dahi risk alabiliyor. O Alfonso Davis'in koridorunu boş bırakıp merkeze doğru oyunu daraltabiliyor. Bu özgüveninden kaynaklanan bir durum. Nasıl olsa yetişirim. Yani e, Serge Aurier'den bahsederken bir tane artı özelliğinden bahsetmiştik. O da kariyerinin prime döneminde herkese yetişebilecek kadar özgüvene sahip olmasıydı. Jelert'te de bu özgüven var. Genellikle yetişiyor da fakat fiziksel şarj gereken pozisyonlara sprintle girdiyse genelde takip savunması yaparak rakibin açığını kovalayarak onu karşılamaya çalışıyor. Şimdi bu oyuncunun zekasının da yüksek seviyede olduğunu gösterir. Bir de şöyle bir detay var. Matsen önderliğinde Kopenhag alt yaş gruplarından başlayıp A takıma kadar giden bir nörobilim süreci var. Oyuncular sahaya çıkmadan önce bu nörobilim yöntemleriyle olası farklı pozisyonlara zihnen, mental olarak hazırlanıyorlar Yani oyuncu aslında fiziksel olarak sahada bunları tecrübe ederken mental olarak da içeride tecrübe etmiş olarak geliyor. Bu projenin meyvelerinden bir tanesi Elias Yelert. Bu çok bahsedilen bir unsur değil. Ben Kopenhag'la özel olarak ilgilendiğim için söylüyorum. Bu projenin pilot takımıydı Kopenhag. 6 yaş grupları de bu atan gelen oyunculardan birisi. 21 yaşında bu kadar çok maça çıkıp bu kadar pozisyon hatası yapmama temelinde bu yatıyordu olabilir. Peki biraz daha detaylı şekilde incelemek gerekirse Yelert'in artılarına geçelim dilersen. Şahsen benim için en öne çıkan özelliği farklı rollerde ve farklı formasyonlarda çok fazla performans düşmeden forma giymesi oldu ama muhakkak senin ekleyeceklerinde vardır. Şimdi şöyle bir durum var. Oyuncu çok becerikli bir oyuncu. Fiziksel özelliklerinin yetersizliklerini zekasıyla kapatabilecek kadar da mental olarak güçlü bir oyuncu. Bu oyuncudan sizin beklentinizin ne olduğu oyuncu performans parametrelerini değiştirebilir. Bu oyuncu alsın beni birinci bölgeden komple üçüncü bölgeye çıkarsın. Beni sırtında taşısın. Savunmada tüm yükümü çeksin, hücumda da kreatif olsun dersen Oyuncu ile alakalı beklentileri gökyüzüne çıkarmış olursun, oyuncunun performansı yetersiz gelir. Türkiye'de böyle bir temel sorunsal var. Bir oyuncu aldığın zaman herkesi yükselteceği varsayılıyor. Yelerdi yükselten özellik takımın sistematik yapısı. Üçlü, dörtlü, beşli, 4-3-3, 5-4-1, 3-4-3, 4-4-2 hepsinde oynamış ve hepsinde performans vermiş olmasının ana noktası gerekçelerinden bir tanesi. Oyuncunun sürekli sistem içerisinde aktif biçimde birbirini tamamlayan oyuncularla birlikte hareket ediyor olmasından ileri geliyor. Şimdi Kopenhag'da izlediğin Yelert ile Türkiye'ye olası gelişindeki izleyeceğin Yelert mutlaka farklı olacaktır. Beklentileri Kopenhag seviyesinden Galatasaray seviyesine sistematik anlamda önce düşürmek gerekiyor. Şimdi bu beklentiyi düşürdüğün zaman Yelert performans verir mi? Verir. Buradan transfer yapar mı? Yapar. Burada senin takım oyununu yukarı çeker mi çeker. Fakat senin onu yükseltmen gereken noktalarda belki pürüzler yaşayabilirsin. Yelert'in eksilerine geçelim dilersen. Sen savunmada kimi zaman risk alabildiğinden bahsettim. Bu bence Galatasaray'ın önde olduğu ve skoru korumaya çalıştığı dakikalarda Galatasaray'a bir problem yaratabilir gibi görüyorum ben. Ama başka eksileri de vardır muhakkak. Şimdi oyuncunun en temel eksiği olarak bahsedilecek şey üçüncü bölgedeki mekanik işleyen sistem içerisindeki yorulmuş tercihleri olabilir. Çünkü oyuncu oraya çok büyük eforla geliyor. Kanat bek oynadığında özellikle. İki tane oyuncunun kademesinden sıyrılarak geliyor. Bir, bu oyuncu takımı birinci bölgede hareket ederken al ver yaparken oyun kurulumu esnasında onlar ne yapıyorlarsa yapsın ben bindirmeme bakarım diyen bir oyuncu değil. Oyun kurulumu esnasında da orada. Orta saha oyuncusu gelip bekten top aldıktan sonra bekin yerine geçtiğinde orta saha oyuncusuna opsiyon yaratan oyuncu da yine yelert. Yani sürekli oyunun içerisinde aktif olan bir oyuncu olduğu için ortalama herhangi bir dinlendiren bekten daha düşük hücum performans sergileyebilir. Kopenhag dediğim gibi çok sistemli bir takım. Mesela Klasson'un ön rolde oynadığı maçlarda işte buna Bayern Münih maçı da dahil. Atılan toplara Klasson bir şekilde mutlaka vuruyor. Bu senin isabet oranını da arttıran bir olay aynı zamanda. Sen evet isabetli orta yapmışsındır fakat Klasson'un vuruşu bunu sağlamıştır. Adam taca bile gitse çıkıp topa vuran bir adam. Burada yüksek yüzdeli, yüksek bitirişli orta konusunda problem yaşayabilir. Çünkü Galatasaray tek hedefli, özellikle kanatlardan hücum ederken, tek hedefli hücum eden bir takım. Üçüncü, dördüncü opsiyonları henüz oraya tokabilmiş bir takım değil. Bu yüzden dışarıdan bitirmeyi tercih ediyor. Oyuncunun eksilerinden söz ederken çok şut odaklı olmadığını da söylememiz gerekir. İki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu. İki ayağıyla da şut atabilen bir oyuncu fakat önceliği belki Kopenhag'da kendisine verilen rolden dolayı şut atmak ve bitirmek değil oyuncunun. Ceza sahası içine yaptığı koşularda da genelde oraya koşu yapması gerektiği için yapan oyunculardan bir tanesi. Burada şöyle bir temel sorunsal var. Yüzde %100 ile başladığı şarjını ikinci bölgeye %70 ile getirirken üçüncü bölgeye %30 ile girebiliyor. Koridoru tamamıyla sorumluluğu altına aldığı pozisyonlarda ekonomik güç kullanımına bazen dikkat edemeyebiliyor. Bu da son tercihlerine doğrusal olarak yansıyor. Peki Galatasaray'ın sağ önünde oynaması beklenen Hakim Ziyeh ile etkileşime soktuğunda nasıl bir ikili görüyorsun? Şimdi burada teoride mükemmel bir ikili görünüyor. Hakim Ziyaş sürekli içe kat edebilen, 8 numara koşuları atabilen, 10 numara bölgesine girebilen, şut alanı yaratabilen, kendi soluna çektiğinde sağından gidecek olan oyuncunun mutlaka ve mutlaka koridorunu açabilen ve kendi üstüne en az 2 oyuncunun gözlerini diktiren tipten bir oyuncu. Çünkü tek oyuncuyla kontrol edebilecek bir oyuncu değil Hakim Ziyaş. Çok basit bir ayak dışı yarım dönüşle iki kişiyi birden saf dışı bırakabilir. Bu yüzden kademeli savunulması gereken bir oyuncu. Burada Yelert daha ekonomik güç kullanımını sağlayabilir. Çünkü asıl odak noktası burada Ziyeş olacaktır. Yelert kadraja sonradan girecek oyuncu olacaktır ki bence en iyi yaptığı işlerden bir tanesi oyun kendi bölgesinden akmadığında ya da kendisinin bulunması gereken varyasyonlar olmadığında sonradan o fotoğrafa giren çok başarılı ...oyunculardan bir tanesi. En son kadraja giriyor. Tedbir alınmayan oyuncu olduğu zaman çok başarılı olur ve... ...Yelerdi en fazla buraya gelirse şayet... ...izleyeceğimiz bence fotoğraf bu olur. Sağ taraftan sürekli oyun kuran... ...Beki ile ilişki içerisinde olan bir Ziyeş değil. Daha çok sol taraftan akın geliştiren... ...sağ tarafı bitirmek için kullanan bir Ziyeş olabilir. Ziyeş'i zaten fit tutmanın en önemli yollarından bir tanesi de bu. Ziyeş'i fit tutma yolu Yelerdi'nin performansını da arttırabilir. Peki Galatasaray'ın geçen sezonun A planında olan Sabeki Saşa Boy ile kıyasladığında Yeler hangi açılardan Boy'un önünde konumlanır sence? Saşa Boy defansif anlamda dünyanın en iyi beklerinden bir tanesi. Şimdi defansif anlamda Saşa Boy'la kimi kıyaslarsak problem yaşar. Yani Geladoy'u inceledik, Geladoy'u da karşılaştırsan Saşa Boy karşısında sıkıntı yaşar. Yani kim sıkıntı yaşamaz? Hamari Traore falan sıkıntı yaşamaz. Onlar da arkasında işte 300 üst düzey maç oynamış adamlar oldukları için bu problemi yaşamazlar. Defansif anlamda bir Saşa Boy katkısı beklememek lazım. Fiziksel şarj anlamında bir Saşa Boy katkısı beklememek lazım. Saşa Boy çünkü sakat olduğu ısı bantlarıyla oynadığı dönemler dahil olmak üzere. Dünyanın en güçlü oyuncularını saf dışı bırakabilecek kadar yere sağlam basan ve rakibini sürklese eden tipte bir savunma oyuncusuydu. Burada Karim Tahriye'de bir başlık açmak lazım. Saşa Boy kadro dışı kaldığı süreçte dahil olmak üzere ciddi bir buhran dönemi geçirdi. Burada kendisini toparlamasını sağlayan unsurlardan bir tanesi Karim Tahri ile birlikte çalışması. Fiziksel ve mental olarak onu geliştirmesi sonra bambaşka bir oyuncu çıkartıp Bayern Münih'e göndermesiydi. Yani doğru antrenörle doğru zamanda çalıştığında fiziksel gelişimin ne seviyelere geldiğini görebiliyorsun. Elias Yelert'te de benzer bir süreç olabilir mesela. Fiziksel güç anlamında eksi olduğunu söylüyoruz ya. Onda da gelişim süreci tamamlanabilir. Bu başka yerlerden belki artı özelliklerine makas atar ama senin ihtiyaçlarını giderebilir. Yani şöyle söyleyebiliriz. Elias Yelert bir full bekken, bütün koridoru komple sorumluluğu altına alıp ofansif ve defansif birçok yükünü üstlenecek çeşitli zafiyetleri olan bir bekken. Sasha Boy tam anlamıyla bir komple defans bekiydi. Peki sohbetimiz esnasında sen söyledin. Due ile birebir kıyasladığında hangisinin ne özelliklerden dolayı tercih edersin? Due'nin mükemmel oynadığı maçlar da görürsün. Ortalamanın az üstünde oynadığı maçlar da görürsün. Şimdi Due'nin bir maçta seni sırtına alıp taşıma olasılığı var. Due'nin sıfırdan, şapkadan tavşan çıkarma olasılığı da var. Due'nin bir oyuncu gol kralı yapma olasılığı da var. Fakat Due'nin ters taraftan sana gol yedirme ihtimali de var. Due oyunu daralttığı zaman kendi koridorunda aldığı risklere yetişemeyip sana geçiş hücumu yedirme olasılığı da var. Yani Duen'in performans baremini şöyle bir skalaya koyarsak 10 üzerinden 9'luk performans vaadi verip 10 üzerinden 5'lik de gösterebilir. Fakat potansiyel tavanı ve tabanı arasında çok büyük farklılıklar var Gela Duen'in. Yelert biraz daha potansiyel tavan ve tabanı birbirine yakın, daha istikrarlı, daha düzenli, daha ayakları yere basan, daha sağlıklı düşünebilen, mental olarak alacağı riskleri daha doğru filtreleyebilen bir profil. Bir tanesi daha fazla risk alırken, diğeri görece daha az riskle o işi aynı miktarda yapabilir ve bunu düzenli olarak yapabilir. Fakat dünya üzerinde yapılan transfer teklifleri sadece performanslara değil, performans vaatlerine de yapılır. Barış Alper Yılmaz'ın İngiliz kulüplerinden aldığı teklifler gösterdiği performansa değil, vaat ettiği performansa gelen teklifler. Şimdi bu perspektifte değerlendirirsek performans anlamında Yelert, Performans vaadi anlamında Gela Dwayne. Peki Yeler transferi tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın sol bekinin ne profilde bir oyuncu olmasını bekliyorsun ve görev tanımı ne olmalı? Şimdi Gela sağlayamayacağı bir artı sağlayabilir Yeler. O da şu. Kaan Ayhan'ın Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği bir performans var. Mesela Inter'de Bastoni'nin orta saha gibi konumlandığı birçok pozisyon görüyoruz. Orta saha oyuncularının önünde konumlanıyor Bastoni. Burada oyun kurulumuna artı bir olarak destek sağlıyor. Kaan Ayhan, birinci bölgedeki oyun kurulumunda üçüncü stoper oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Birçok e, oyunu korumamız gereken sekansta. Top rakibe geçtiği zaman merkeze yaklaştı, orta sahayı ikiledi. Oyun bize göre sağ taraftan akarken Kaan yine stoperi üçledi. Biz oyun içerisinde hiçbir değişiklik yapmadan Türk milli takımı olarak dörtlü ve beşli savunmayı bir arada oynadık. Galatasaray Avrupa'da skoru koruması, oyunu rölantiye alması, gol yememesi gereken dakikalarda sağ tarafa Kaan Ayhan'ı atıp sol tarafta Yelert'i kullanarak makul dengeli bir beşli oluşturabilir. Yani Yelert'i sabek olarak aldım, 80 maç sabek oynamalı gibi bir zaruretin yok. Bu adamı dengeye ihtiyaç duyduğun noktalarda sol tarafa da atabilirsin. Ve senin dörtlü beşli geçişini sağlayacağı gibi orta sahada, şimdi arkada 5 tane oyuncu tercih ettiğin zaman bir yerden feragat etmen gerekiyor. Bu orta saha olur genelde. 5-4-1 oynamıyorsa. Orta sahada sayısal olası eksikliğinde önüne geçer Yelert. Aynı zamanda sol stoperin sorumluluk alanını daraltır. Doğru konumlanmasıyla. Yani Abdülkerim'le oynadığı sol taraf denklemini değerlendirirsek Abdülkerim'in performansına iki tık katkıda bulunur Yelert. Fakat bu tabi Galatasaray'ın ana planı olmaz bu Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı deve dişi rakiplerle oynayacağı maçların stratejisi olabilir. Yeler senin eline daha geniş bir e, formasyon skalası yaratır. O halde eklemek istediğim bir şey varsa dinleyeyim. Bence oyuncuyu bütün detaylarıyla konuştuk. Bireysel parametrelerine baktığınız zaman sadece rakamla oyuncuyu değerlendirenler doğru değerlendirme yapamayabilirler. İhtiyaçlara göre değerlendirmek lazım. Galatasaray tam olarak bir bek oyuncusundan ne bekliyor? Çünkü Galatasaray'ın belki yapacağı transfer doğrusal olarak 8 numarasında etkiliyor. Bu oyun domino etkisine sahip bir oyun. Burayı çok iyi oynuyor diye aldığınız bir adam başka bir tarafta başka bir profile gitmenizi gerektirebilir. O yüzden Galatasaray'ın 8 numarasıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir nokta 2 numara diyelim. Yönetim öyle diyor ya, gazeteciler de öyle diyor. 2 numarayla 8 numarayı entegre değerlendirmek lazım. Alacağım profil Yelert ise 8 numaran farklı bir profil olabilir. Alacağım profil Geladoa ise 8 numarayı daha farklı bir kişiden tercih etmen gerekebilir. Bu e, komplike birazcık karmaşık ama birbirini tamamladığında da mükemmel bir denkleme ulaşacak mühendisliktir. Bu noktada Yelert alınacaksa şunun için alınmıştır diyebiliriz. Dua yer alınacaksa şunun için alınmıştır diyebiliriz. Kısacası iki hamle de boş hamle değil. Evet abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim senin de emeğine sağlık. Migros Yemeğin sunduğu mercek programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere hoşçakalın.